Şimdi bak bizi izleyen Mustafa Albayrak da mesaj atmış. Ya diyor 60 kilo altın cinsel organına sığar mı? 19 kilo. Ya nasıl? Vallahi ben... 60 kilo altın da başka bir vakada var. Onu da paylaşayım isterseniz. Bizim erkeklerin anlayabileceği ve konuşabileceği bir şey değil. Bir kadının cinsel organına, birkaç kadın herhalde değil mi? 60 evet. kilo altın sığar mı? Nasıl sığabilir? Vallahi. 6 kadından 19, yaklaşık 19 kilo altın 19, çıkıyor. 19, 19, 19. Toplam 19. Evet, toplam her 19. Her 3 kilo birinde, 3 kilo birinde. Orasını bilmiyorum artık. Ya arkadaşlar ya ben anlatırken bile tuhaf oluyorum. Zor bir şey bu ya. Vallahi benim kafam canlanmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olmuş. Sığar mıymış yani bu? Nasıl bir sığmadır bu? Nasıl bir şeydir? Bizim kameramanlar da koptu şimdi. Ya ne yapalım yani? Şu an herkes yerlere yığıldı bizim Lider TV'de. Nasıl olur? Vallahi ben bilmiyorum. Bilmiyorum, kafa aklım almıyor. Bir vaka daha var. Onu da anlatayım toplamak için olayım. İstanbul Havalimanı'nda da Sayın Kütahyalı eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in özel kalemi Yunus Emre Morkun'un valizinde de 60 kilo kaçak külçe altın ortaya çıkıyor. Bugün şimdi bana bir sürü mesaj var. Abi Gümrük Bakanı'nın özel kaleminde çıktı, bunu söyleyecek cesaretin var mı? Ya niye olmasın kardeşim, manyak mısınız ya? Altın kaçakçılığı yapan adam babam olsa yakarım. Manyak mısınız? Böyle yakalanmış adam. Evet. Bir daha söyle. Yunus Emre Morkoç'un Yunus Emre Morkoç. 60 kilo altın. Gümrük alt. Ve Ticaret eski bakan, eski ya değil söyle, onun evet. için söyle. Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in özel kalemi Yunus Emre Morkoç. Yo. Al söylüyoruz. Öbürlerinin ismini vermiyor. Kırgızistanlı mı onlar? Neredeydi onlar? Evet, evet. Yabancı uyruklu. Yabancı? Nereli olduğunu bilmiyoruz. Hemen bakıyorum. Ha, ben anlamadım yani. Vallahi bakın sevgili seyirciler, bu nasıl sığar ben bilmiyorum. Ama yani bu olmuş. Evet. Tamam yani bir, iki tane altın kaçakçılığı vakası. Bir tanesi işte. Peki neden oluyor? Ya işin cinsel organda bu kadar altın nasıl sığar kısmını bir tarafa koyuyor. Özbekistanlı. Yani şey değil ama bak 60 kilo bir kadına sığıyor değil. Zaten öyle bir şey olamaz. Olamaz teknik olarak da. Üçer kilo, üçer kilo paylaşıyor. Sayın Kütahyalı, ben burada şunu size sormak istiyorum. Bu altın kaçakçılığı olayı, olayları nasıl yaşanabiliyor bu şekilde? Nasıl bu kadar arttı? Ve neden bu kadar arttı? Sebebini anlatayım. Bir, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasında dolar neredeyse artmıyor. Sevgili Ezgi. Dolar artmadığı için... Aslında baktığında Türkiye şu an değerli TL ve ucuz dolarla yaşıyor. Türkiye şeyine göre. Ve yurt dışına gidenler herkes şunu söyler. Aa yurt dışı şu an Türkiye'den ucuz. Gerçekten öyle. Öyle olunca ne oluyor? Bir altın ithalatı serbest bıraksalar altın ithalatı yığılacak. Cari açık patlayacak. Onun için Mehmet Şimşek ne yapıyor? Diğer her alanda serbest piyasa, ithalat geldiği zaman komünist rejim. İthalatçı şu an zorlanıyor. İthalatçı tek altın değil. Malı getirdi. Gümrükte takılan takılana. Vermiyor. Niye? Dış açıkta cari açık rakamlar yani ithalat ihracat dengesi rakamları düşük gözüksün diye. Altın ithalatına böyle sırlamalar koyunca ne oluyor? Altın kaçakçılığı oluyor. Şu an rakamı net veriyorum. Bir kilo altında kaçakçılıkla getireceğin kazanacağın para kilo başı 4000 dolar. Yani Bulgaristan'da gittiğin zaman Bulgaristan'daki kuyumcular çarşısına git ver. O para getir kapalı çarşıya 4000 dolar. Şu an ben de bir altın yatırımcısıyım. Altın piyasasını iyi bilirim. Ekrandaki altın yani bankadaki altın dünya piyasasıyla eşit. Çünkü o bir nevi fiktif bir ürün. Evet. Fiziki altının varsa o kilo başı 4000 dolar fazla. Kilo başı. Şimdi bu özel kalem. Bakan yardımcısının özel kalemi. 60 kilo kaçırdı mı? 240 bin dolar. Rahat parayı alıyor. 240 bin dolar. O ya yani hepimizin burada güldüğü cinsel organına altın sokarak kaçıranlar da onlar da kilo başı 4000 dolar. Onun için o tuhaf işe, tuhaf riske giriyorlar. Yani insan şunu söylerken bile ürperiyor. Niye diyor ki ben bunu sokayım? Kim bakar benim işte oraya? Evet. İlk sokarız ve kilo başı 4000 dolar. Allah'tan yakalamışlar. Evet. Ama altın kaçakçılığı şu ortamda artar. Sayın Bakan, Sayın Mehmet Şimşek, ekonomi politikada anlıyorum.
Ama ithalatı adeta yasaklayınca, ithalatı adeta boğunca, fiili ithalata komünist rejim, ithalatta komünist rejim uygulayınca altın kaçakçılığı artıyor.